Şimdi başka bir konuyla devam edeceğiz efendim. Savunma sanayi, dev yatırımlar ve enerji alanında merkez ülke olma stratejisi meyvelerini veriyor. Göç tersine başladı. Sıklıkla görüyorum, özellikle ben de Sağlık Bilimleri Fakültesindeyim. Birçok ülkeden öğrenciler var. Ama kaynaşmamızda hiçbir sıkıntı olmuyor. Geneli burada kalmayı tercih ediyor. Evet, şahit oldum. Konya'nın da mesela sanayisinde çok gelişme oldu. Almanlar olsun, Hollandalılar olsun otomotiv sektörüne katkı sağlamak için. Yabancılar gelip burada çalışıyor. Evet, evet, tabii ki. Tabii, kesinlikle. Buna ben de şahit oldum. Yerli otomobil TOK. İHA, SİHA, TİHA ile Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Enerji alanında büyük yatırımlar. Türkiye'nin dev projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Yurt dışında yetişmiş yetenekli personel artık göç için Türkiye'yi tercih ediyor. Yetenek transferi programlarına bugüne kadar 1702 yabancı başvurdu. Türkiye cennet bir vatandır çünkü. Bundan dolayıdır bence, en büyük nedeni budur. Yabancı öğrencileri görüyorum. Çalışıyorlar mı burada? Tabii tabii. Türkiye'de büyük kurumsal şirketlere giren. Evet, gördüm. Son zamanlarda teknoloji alanında yatırımların artmasıyla birlikte ve özellikle savunma sanayinde iyi bir yol almamıza müteakip bu alanda yurt dışından birçok mühendis geldiğine şahit oldum. Şartları sağlayan 1598 kişi ise Türkiye'de özel şirketlerde istihdam edildi. Beyin göçünde Türkiye'yi en çok tercih eden ülke ise Rusya. 248 farklı meslek alanında yüzlerce Rus genci Türkiye'ye göç etmek için başvurdu. Tersine beyin göçünün katkılarıyla birlikte Türkiye'de 284 farklı alanda Ar-Ge ve tasarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bizim dünyada tabii söz sahibi bir ülke olduğumuzu bilmeyen yoktur. Çok daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Öte yandan tekno girişimlere davet için gerçekleştirilen tek vize uygulamasında da sona gelindi. Bu uygulamayla yetenek sahipleriyle şirketler sanal ortamda bir araya getirilecek. Kriterleri sağlayan gençler Türkiye'ye davet edilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.